İsterseniz tekrar sorumuza geri dönelim. Evet. Sibel Hanım'ın diş eti problemleri, kanaması, çocuğunda da aynı şey çocuğunda var. Da aynı şey. Çocuğun bir defa anne baba tarafından yapılması gerekiyor ağız bakımının. Artı annenin bir stres döneminden geçtiğinden bahsetti. Evet. Şimdi ağız sağlığı immün sistemle, vücudun savunma sistemiyle çok paralel hareket eder. Ağızda vücut savunma sisteminde herhangi bir sebepten dolayı bir takım düşüklükler, zafiyet olur ise özellikle bakterilerin en yoğun bulunduğu ağız ortamında bir takım hemen değişmeler ve yıkıcı faaliyetler ortaya çıkmaya başlar. Yani kötü ruh halimiz ağız sağlığımızın kötüye gitmesini birazcık tetikler. Stres faktörleri, psikolojik faktörler immün sistemin de zafiyetine yol açar ve hanımefendinin geçirdiği olay buna bağlı olabilir. Tabii araştırmak lazım ama kabataslak böyle olabileceğini düşünüyorum. Bu kanamalar nasıl durdurulabilir? Fırçalamama rağmen kanıyor diyor. Demek ki diş fırçasıyla temizlenemeyen alt katmanlarda bir takım patolojik hadiseler devam ediyor. Dolayısıyla profesyonel bir temizlik ve profesyonel bir tedavi metoduna ihtiyaç var. Herhangi bir diş hekimine, özellikle diş eti hastalığı var ise diş eti hastalıkları uzmanına gitmesini, periodontoloğa gitmesini tavsiye ederim. Onun da faydası var. Aynı zamanda galiba sanıyorum diş taşı rahatsızlığının Şimdi diş eti kanamalarına sebep açtı. Diş taşları oluştuktan sonra hasta tarafından diş taşlarının temizlenme imkanı yok. Hı hı. Ve bu sert birikintilerin hekim tarafından giderilmesi lazım.